Herkese güzel bir akşam, mutlu bir gece diliyorum. Herkese selamun aleyküm. Bugün 23.01.24 Saatlerimiz 20.05 Mübarek bir yayınla sizlerle iyi sevgili arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. <laughs> Evet. Efsane geri dönüyor. Efsane geri dönüyor. Baron olabilmek için server açıyorum. Başka türlü olamıyorum biliyorsunuz. Bundan dolayı server açıyorum. Çok e, bütün serverları gezdim. Oraların hepsindeki ekipleri bir bir kandırıp hepsini Baron olacağım bu servera çağıracağım. Ve bütün amacım planım yıllardır buydu. Yeni serverım Baron Roleplay. Hayırlı olsun. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle eee Ama hak ediyor ya. <laughs> Hadi diyorum tamam diyorum susayım diyorum. Hak ediyor kardeşim. <laughs> hak ediyor yani. Evet arkadaşlar <laughs> hepiniz hoş geldiniz. Bugün evet. Ee, Morp'u açıyoruz. Öncelikle. Um, bu. Şöyle söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz ben bu server'ı açmakla alakalı. Ne kadar negatif. Ne kadar olumsuz olduğumu. Eee. Her zaman söylüyordum. Ki dün gece i, sanırım kaçtı hatırlamıyorum. 12.30-1 falandı. O zamana kadar son ana kadar yine negatiftim. I, negatif olmamın nedeni biliyorsunuz hem çok fazla uğraş e, bu iş için. Çok uğraştığımız. Çok çok uğraşıyorsun cidden yani. Hani server Bizim server özelinde, borp özelinde biz borpu açtığımız zaman ciddi bir emek eee sarf ediyoruz Şimdi en iyisini yapalım diye en adaletlisini yapalım diye ve bunun neticesinde çok abidik gubidik biliyorsunuz bana atılan iftiralar oluyordu bilmem neler oluyordu zartlar atıyordu zurtlar atıyordu bir hak etmiyorlardı yani ee, fakat e, şunu görüyorum başka bir server olduğu zaman da durum aynı oluyor <laughs> yani biz uğraşıyoruz çalışıyoruz didiniyoruz orada da aynı durum söz konusu ee, bu arada DROKOM reis bu server için bana herhangi bir para falan vermedi arkadaşlar. Ee, ben zaten hani bunu farazi biliyorsunuz yani hani öylesine söylediğim miktarlardı. 20.000 abonelik işte 200.000 lira yollayın falan filan öyle bir durumdu. Hani kesinlikle bir para falan almadım server açmak için. Şimdi serverı açmak için beni aslında ikna eden bir kişi var. Ee, o da büyük patron Turbo oldu. Süreç de şu şekilde gerçekleşti. Bizim çocuklara e, yine server araştırma talimatları veriyordum. Saatte geç bir saatte. De. E, dedim dubi sen ne diyorsun yani hani. Bakın söylediği lafı size söylüyorum. Ya dedi sen bilirsin. Sen ne istiyorsan tabi onu yap. Sen biliyorsun bu işleri ama dedi. Bir server'a gidiyorsun dedi. Gittiğin server'a dedi çok katkın oluyor. Ha bak geldi bir de çay getiriyor bana aldı evet. ol Teşekkürler. Korpun gizli fandını. Evet. Eyvallah canım benim sağ ol. İşte dedi ki gittiğin servera dedi çok dedi katkın oluyor, faydan oluyor. Orada dedi bir sürü rol yapıyorsun, insanlara rol çıkarıyorsun dedi. E sonra dedi gittiğin yerlerde hileler oluyor dedi, metalar oluyor, bilmem neler oluyor. E onlar dedi tabi donate alıyorlar, bilmem ne yapıyorlar, oyuncu kaybetmek istemedikleri için dedi haksızlık yapıyorlar. Sen dedi niye dedi milletle dedi uğraşıyorsun ki? En azından dedi kendin bari uğraş dedi. Adaleti sen sağla. Bu haksızlıklara karşı dedi. Bu kadar çünkü çok haksızlık oluyor. Sana dedi böyle hakaret ediyorlar falan filan. Hani beş para etmeyecek insanlar. Sen dedi kıymetli birisin dedi. Bununla dedi uğraşma. Bu şekilde bir konuşmamız oldu. E, ya dedim ya sen de dedim haklısın ama ee, dedim şimdi biz dedim yani bu kadar dedim uğraşıyoruz çalışıyoruz çabalıyoruz ee, ondan sonra dedim yani insanlar dedim bir şeyler diyor bize sonra dedim biliyorsun yok dedim silah basıyor bilmem ne. E dedi gittiğin night'ta dedim demiyorlar mıydı <laughs> dedim doğru <laughs> yani ben nereye gitsem arasını satayım. Ulan ne silah bastığımız kalıyor, ne arasını satayım bizim gizli baronluğumuz kalıyor, ne server'ın gizli founder'luğumuz, her türlü şey zaten söylüyor adam yani yani. Böyle bir durum var. E dedi durum bu. E dedi server var mı? Dedim yok. E dedi açacaksın o zaman yani. Dedim haklısın. Ondan sonra bu fikir ama dedim bir bizim çocuklarla da bir konuşayım. Sonra kendi ekibimle konuşayım. Ya bizim çocuklar zaten. Bakma yani hani... Ee, onlar arkadan gizli gizli... ...hele belki çok istiyordu... Server'ın açılmasını. Aa. Bizim çocuklar da dedi abi açalım. Özellikle Fikret de baya... ...abi dedi çok ilgileniriz falan filan. Dedim ulan öyle mi? Dedim o zaman en iyisini yapacağız. O zaman dedim en iyisini yapacağız. Prime Borg yapacağız dedim. Ve bütün babaları, sağlam adamları bir araya toplamaya başladım. Şimdi çok güzel bir listem var. Listemdeki çoğu isimle konuştum. Ulaşamadıklarım var. Beklediğimiz haber beklediklerimiz var. Ve çok sevdiğim isimler. Roleplay'e küsmüş, roleplay'i bırakmış. Ama rolü bilen, rol yapmayı bilen, moron olmayan. Hatası tabii olabilir her insanın ama rolü bilen insanları bir araya getirdim. Ve ee, bazı affettiğim isimler de olacak, onu da birazdan paylaşacağız. Şimdi, DROKOM reis zaten reis. DROKOM reis zaten serverda. DROKOM reise diyecek bir şey yok. Kıymetli dostum, Gilberto Cali. Cali ailesi, Ertan Bey. Sevgili dostumla görüştük. Ee, o okey, ekibiyle konuşacak. İnşallah ekibi de okey der. Mükemmel zaten. Hatta bana şimdi şey yazmış. Bizim bossla konuşayım İbrahim Nargileci hatırlıyor musun onu demiş. <laughs> İnşallah Gilberto Kali. çünkü roleplay bırakan adamlar bunlar. Şimdi bu adamlar arkadaşlar şunlardan roleplay bırakıyorlar. Biz yine gidip bir şekilde kendimiz uğraşıyoruz dinliyoruz ama bu adamlar tabii ki Billeti çekmiyorlar. Adamların rolü çok iyi. Adamların rollerine yakışanlar olmuyor yaklaşabilen olmuyor, e bırakıyorlar adamlar. Doğa böyle çok bırakan adamlar. VloX, Ballas, sevgili VloX, serverımızda borta. Southside'da Ballas olarak rolüne başlayacak. E, zaten mükemmel bir çocuk. E, Ballası burada yine yapacak. Kendisi Ballas konusunda zaten e, anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz bir durumda. Bu işi de çok çok iyi yapıyor. Onunla Southside konusunda da birlikte. E, kararlar alacağız çünkü Southside'ın yönetimini çok iyi biliyor e, bir oc admin değil ama ic'de zaten oynayacak oc'de de ben ona danışacağım açıkçası Southside ile ilgili ne yapalım diye ulaşamadığım isimler var e, ama adamlarının gelenleri var sevgili dostum Niyazi Ekşioğlu emüce emücem Amerikalara gitti ortalarda yok ama ekibinden gelen arkadaşlarımız var ee, yazdım ona dedim kral bekliyoruz şu an onlara haber bekliyorum İnşallah gelecek <laughs> umut ediyorum ee, ama ekibi galiba gelecek hani kendisi gelemezse de emüce zaten niyazi ekşi oldu yıllarca bizim birlikte rol yaptığımız on numara rol yapan bir adam niyazi reisi severim biliyorsunuz emüceyi yine eskilerden eski asım eski düşmanlardan İlker minevra İlker'e yazdım İlker'im dedim bavulları dedim topla Dedim gel Dedim açıyoruz Zaten benim dükkana gelip bana server açtırmaya çalışıyordu <laughs> Dedim reis gel Server'ı açıyoruz Onunla görüştük Ve Alex Diaz Sanchez ekibi benim, Ben kendisiyle iletişime geçemedim ee, Ama büyük ihtimalle o da gelir diye düşünüyorum İlker konuşacak çünkü onunla Ben geleceğini düşünüyorum onun da Sanchez'le de çok güzel rollerimiz olmuştu. Güzel düşmanlıklarımız, dostluklarımız olmuştu. Güzel eğleneceğimizi düşünüyorum. Axel Diaz ya. Alex Diaz diyor pardon. Sevgili dede. Dedeye yaz. Hatta Cüneyt galiba konuştu ama Cüneyt'le bugün iletişime geçemedik. Dede galiba gelecek. Tam bilmiyorum dedenin durumunu. Ee, gelecek mi gelmeyecek mi? Dedenin tarafı tam bilmiyorum. Jack Boys. Umarım gelirler. Keyif alırız. Eğleniriz. Ama durumlarını net olarak bilmiyorum. Aa gelmesini ben isterim. Eğlenceli olur, keyifli olur diye düşünüyorum. Bugün akşam okeyleştiğimiz kıymetli dostum kıymetli dostum tatlı serçem Salvatore Kalp Guzman Halil Söyletmez ekibiyle yine geliyor. Ekibiyle ama tabi baya bir yeni bir yapılanmaları falan var onların eski kalitedeki guzmanı yapacaklar. Halil kankam geliyor hayırlı uğurlu olsun. Kendisiyle anladı tamamladık. Halil kankam da yine serverda. Sevgili, sevgili dostum. İnanılmaz eğlendiğim acayip komik adam. Buko ve ekibi. Bu koyu da çok seviyorum çünkü çok eğlenceli bir çocuk. Çok eğlenceli adam yani. Çok çok eğlenceli bir adam e, ee, ona yazdığımda bana şöyle cevap verdi. Dedim ki kral bavulları hazırla borp geliyor yazdım. Bana yazdığı cevap reisim dün gece gördüm ışıklar Borg'da hiç sönmedi. Ekibi hazırladım bekliyoruz. <laughs> ya çok tatlı adam süper adam çok çok güzel adam. Ekibi de çok eğlenceli çok iyi insanlar çok çok tatlı insanlar çok seviyorum onları. Harbiden çok çok eğlenceli, keyifli insanlar. Keyif alacağız inşallah hep birlikte eğleneceğiz. Devam ediyoruz. Bitti mi? Bitmedi. Bak bitiyor mu? Liste bitmiyor. Sevgili yeni tanıştığımız. Yeni tanıştığımız isimlerden bir tanesi. Gerçi yeni tanıştıklarımızı biraz sonra alayım. Eskilere biraz daha devam edeyim. Kıymetli dostum. Eski dostum. Birlikte az iş yapmadık. Roleplay konusunda da öğrencimdir bu arada aslında da. Sevgili Engin abim. Stark ailesi. Engin Stark ve ekibi yine geliyorlar. Engin abi zaten biliyorsunuz. Engin abiyle de çok eskiden rol yapardık. Onlar da yine bıra ya işte bırakıyorlar yani bor olmadan yine bırakan ekiplerden. Engin Reis ve ekibini de yine bekliyoruz. Onlarla da okeyleştik. Hatta şu an biletleri falan açıldı zaten. Şimdi benim yazdığım ama bir şekilde ulaşamadığım bir isme geliyorum. Ulaşamadım ben bu adama. Yani yazdım cevap alamadım. Discordumu değişti? Discordumu mu kapattı? Ne yaptı bilmiyorum. Dayı. Cengiz Şırdan dayı. Neredesin sen dayı? Cengiz Şırdan dayı. Sen neredesin dayı? Dayı bulamıyorum. Dayı nerede bilmiyorum. Dayıya sesleniyorum buradan. Dayı. dayı babaları topluyoruz. Reisleri topluyoruz. Gelmen lazım. Yazdım dayıya. Cengiz Şırdan dayı ama ulaşamadım. Roleplay'i bıraktı galiba. Ne yaptı bilmiyorum. Cengiz Şırdan çıkartsın şu Şırdan'ı bir sallasın. Yazdım. Haber alamadı beni. ne yaptı. Discord'u mu değişti ne oldu bilmiyorum Can'cım. Can Bozkurt'tan 100 bitimiz var. Eyvallah teşekkür ediyoruz. Bekleriz ee, Cengiz Şırdan. Ben Cengiz'i de Mix de severim zaten. Keyifli bir adamdır. Bizim bakın arkadaşlar insanlarla problemlerimiz olabilir. Yaşadığımız şeyler olabilir. Önemli olan bunları insan gibi çözmek, helalleşmek. Helalleştikten sonra hiç sıkıntı yok. Benim için problem yok. Ben bir insan değilim. Şimdi bunlar bu bakalım şimdi ha yenilere geçelim. Yenilere geçelim. Yeni tanıştık ama rolünü beğendiğimiz bir dostumuz oldu. Keyifli çok az rol yapabildik ama rolünü beğendiğimiz bir dostumuz oldu. Kıymetli dostum Ali Ayaz ve ekibini aramızda göreceğiz inşallah. Kendileri de gelecekler. Onlarla da keyifli roller yapacağımızı düşünüyorum. Güzel bir rol ortamında güzel işler yapacağını, eğleneceklerini düşünmekteyim. Onun dışında şey ulaşamadıklarımı en son biraz daha e, oraya geleceğim. Daha henüz konuşamadıklarıma. Ee, şöyle bir ayırayım o yüzden arkadaşlar. Şimdi bazı isimler söylüyorsunuz, bazıları var, bazıları yok. Onları şöyle biraz e, şey yapayım. Hmm, tamam. Bunlar tamam olanlar. Şunları da şöyle ayırdık. Heh. Şimdi sevgili arkadaşlar, bitiyor mu? Listemiz daha bitmiyor. Şimdi iletişime geçtiğimiz bugün galiba onlarda tamam Baturay. Son durum ne? Bana bir yazın lütfen. Şu an yayını izliyor musunuz? Eee Mixyen yazdı la bana şu anda. Dayı dışarıdayım, yeni geldim. Kusura bakma demiş. Dayı Cengiz dayı, geliyorsun değil mi dayı? <laughs> Şimdi yazdı bana. Dayı çıkart şu şırdanı bir salla ya. Vallahi bekliyoruz ha. Şimdi geldik bir isme daha. O isimlerde Baturay'dan yazayım ben büyük ihtimalle %90 bugün çünkü konuştuk. Bir isim var ona geliyoruz. Kalite 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 Vito Bey. Evet sevgili Demir. Ve kapital. Kapital. Şira Reis'le birlikte ikisi bugün konuştuk. Abi okeyiz dediler ama. E, ekip olarak yine karar veremediler. Onlar çünkü legal tarafla ilgili bir şeyler söylediler. Legal'i anlatacağım. Ben kapital istiyorum. Çünkü burada abi ben şu an Şampiyonlar Ligi topluyorum. Burada... Çok şey, manyak şeyler yapacağımız için serverda Buraya şampiyonlar ligi lazım O yüzden Asıl As rollerini yapması lazım yani Anladınız mı As rollerini yapması lazım herkesin Onların durumu ya büyük ihtimalle herhalde kapital yapacaklar ne yapacaklarına karar veremediler çünkü Bakacağız Devam ediyoruz Merhabalar babacığım canım babam Devam ediyoruz listemiz bitmiyor çok ufak rol yapabildik ama rolüyle bizi etkileyen isimlerden bir tanesi. Poena Hanım. Kendisiyle bugün iletişime geçmiş olmamız lazım bizim çocuklar. Sanıyorum okeyleştik. Poena Hanım ve ekibiyle diye düşünüyorum. Tam oradaki durumu ben bilmiyorum Baturay. Nedir oradaki durum? Ee, oldu mu? Olmadı mı? Ama kendisini davet ettik. Ee, bekliyoruz. Çünkü güzel rol yapıyor. Rolünü beklemekteyiz. Keyif alacağını düşünüyoruz, eğleneceğini düşünüyoruz. Umarım gelir. Devam edelim. Şimdi iletişime geçemediklerimize geçiyoruz, değil mi şimdi? Aynen iletişime geçemediklerimiz. Şuna. Benim ha bir de bir işte, iletişime geçtiğimiz bir isim daha var ama daha be belli değil galiba. Ne oldu? Ee, yeni dostlarımızdan, yeni dostlarımızdan. kendisi için birçok faaliyet yaptığımız, aynı zamanda hasta ettiğimiz bir isim. Şatar Bey. Şatar Bey'i Şatar Saint Louis ailesini bekliyoruz. Onlarla da keyifli rol yapacağımızı düşünüyorum. Bence bu ortamda onlar da keyif alacaktır. Çünkü burada şu anda topladığımız kadro gerçekten iyi bir kadro. Ee, keyif alacaklarını düşünüyorum. Eğleneceklerini düşünüyorum. Ee, son durum ne orada şu anda? Bizim çocuklara da hemen bir soralım. Şatar'la galiba bu gece mi konuşulacaktı? Galiba o da okey. Şöyle hemen bir bakıyorum. <Gülüş> Şatarla şu an konuşuyorlarmış galiba. Tamam okey. Okay. Şatarlarla şu an galiba konuşuyorlarmış. Okey. Şimdi asıl özel bir isim daha var. Sevgili arkadaşlar. Eski dost bir sürü hasım. Sonra tam barışır gibi olduğumuzda barıştık mı barışmadık mı belli olamadı. Barıştık. Kendine o sidi anlatan bir adam. Helalleştik. Dimitri Kazanova ailesi. Kazanova'yı serverımızda şu anda ekip olarak okeyler. Kendilerini de beklemekteyiz. Onların burada artık ben keyifli rol yapacaklarına düşünüyorum buradaki ortamda eğleneceğimizi birlikte düşünüyorum. Güzel olacağını düşünüyorum. Bunlar galiba şu an tamamen benim unuttuğum bir isim var mı diye bir bakıyorum. İletişime geçmedik iletişime geçemediklerimizi şimdi geçeceğim ve düşündüğüm iki isim var. Üç isim vardı olursa. Onlara geçeceğim. Şöyle bir bakıyorum. Galiba herkesi söyledim. şey geliyor canım. Mid geliyor. Mid Daniel. Sicilyalılar geliyor. Sicilyalılar burada. Sicilyalılar artık burada kimsenin baskısı altında olmadan güzel güzel ne istiyorlarsa yapacaklar. Her türlü rollerine girecekler Bir problem yok. Sicilyalılar burada. Şimdi iletişime geçemediğimiz bir üçlü var. Bunların üçünün de ben rolünü çok beğenmiştim. Daha, ya iletişime geçemedik adamlarla. Lirim, Hidra ve Carleone Thomas. Bu üç reisi de biz davet ediyoruz. Elsinler buyursunlar. İletişime çünkü bulamadık adamları bir türlü. Bizim çocukları da görevlendirdim bununla alakalı. Ee, görüşememişler henüz çünkü. Üçüne gayet iyi ekipler. Bence keyif alırlar. Eğlenirler diye düşünüyorum. Ee, bu üç ekibinde çok eğleneceğini e, keyif alacağını düşünmekteyim sevgili arkadaşlar. Bu 3 reis de şu anda yayındalarsa da eğer e, bizim ekiple iletişime geçebilirler. Baturayla veya Fikret'le. E, ya da diğer adminlerle. Onların da çünkü biz sunucuda e, olmalarını isteriz. Keyif alacaklarını düşünüyoruz. Ondan sonra Şimdi geldik bir isme. Yayında mı şu anda bilmiyorum. Bor haberini ilk duyup beni darlayan, beni darlama makinesine çeviren. <laughs> biraz kendini açıklayamayan, biraz kendisinin de hataları da var. Bir isim var. Bugün kendisi de evet hatalarım da var diyor. Bu adam özünde içinde iyi. Fakat hayat mı yordu bu adamı? Ne yaptı bilmiyorum. Biraz sıkıntılı şeyler yaşadı. Ama ben her insanın bir şansa e, ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. O da zaten bana kendini düzelttiğini iyi olacağını söyledi. O yüzden Emir o. Bak güzel rol yapacaksan. Sapıtmayacaksan. Okey. Bir deneyelim. Emir Makarov'u da bir deneyelim. Çakarla, çakar yok ama bak. Çakar makar isteme benden. <laughs> benden çakar makar isteme. Eğer ama bak. Uyarıyorum şimdiden. Daha server açılmadan uyarıyorum. Bak. içeride sapıtma görürsem. F-16 rol pası. FBI mit, sualtı timi. Ne bileyim. Cumhurbaşkanlığı koruması. Abidik kubidik bir şey görürsem bak bozuşuruz. Bak söylüyorum. Yani adamlar var ya borpu kardeşim saat gecenin kaçında beni bir darlamaya aldı hemen direkt. Kaçta <laughs> yazmış bana ya? Bak direkt kral borp doğru mu acil dön acil cevap var borpa açıyor musun acil yaz. <laughs> Allah'ım ya Rabbi ya ya adam psycho ya. Adam psycho bir şans vereceğiz. Ona hatta şunu da söyledim. Ee, eğer isterse yine eski rolü iyidir. Rolü iyidir. Hep o sıkıntılar yaşandı. Rolü iyidir. Rolünde bir problem yoktur. Sevdiğim bir insandır aslında. Özünde hiçbir problemim yoktur. Ahmet Falcon'u da beklerim. Ahmet Falcon'u da isterse Falcon ailesi de Gelsinler başımızda ağırlarız. Buyursunlar gelsinler Ahmet Bey'i de burada ağırlamak isteriz. Orada Emir konuşacaktı. En son durumu ne yaptı bilmiyorum. Drogom Reis yine bir 50 kişiye abonelik hediye etmişsin. Reis eyvallah. Teşekkür ediyoruz. E arkadaşlar Borp şerefine bir artık bir coşturun yayını. Bak Drogom Reis burada. Ronteyl'den bir önlerimiz var. Madem yenge teşvik etti. Sunucunun adı T-Borp olsun. desin. Evet devam ediyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar. iki tane isim var. Mustafa Efereis. 50 kişi abonelik 70 Teşekkür ediyoruz sağ olsunlar. Natsu. Bir 50 kişi abone, 57, Teşekkür ediyoruz sağ olsunlar. Eyvallah. Çok sağ olsunlar. Bir K mı geldi? Ne geldi lan bir K... Dur bakayım görmedim bağışları. Bir bağışlara bakayım ne var ne yok diye. Engin Star Grace gelmiş bir 10 kişi abonelik hediye etmiş. Teşekkür ediyoruz. Banka 10 kişi abonelik hediye etmiş. Esports CV 10 lira yollamış. Oha 1000 lira yollamış. Anam buna güzel baş böyle lan. Donate yarısı gelmiş. Neyse ben de Tyler Morgan olarak taksici rolüyle geliyorum. Kral böyle gel gel sen gel tabii gel bekleriz ya. Natsura de belli kişi abonelik hediye etti. Borp şerefine şu anda herhalde bu yayında abonelik patlaması yaşanacak yani. Yani herhalde bir abonelik patlaması yaşanacak. Evet. Şimdi iki tane isim var. Sevgili arkadaşlar. Bu arkadaşların durumlarına ben şu anda kesin emin değilim. Bir tanesi bir ta bu arkadaşlarla iletişime geçmedim. Kendilerinin de haberi yok. Söyleyeyim. Şimdi bu çocuğun rolü güzeldi. Bak bana da çok saygılıdır ha. Ana da çok saygılıdır. Fakat bu adam problemli midir ekibi? Bu adamın sıkıntıları var mıdır? Durumu nedir ben bilmiyorum. Hiç bu adama da kendini açıklama şansında kimse tanıdığıma bilmiyorum. Bu adam Luis Vitolar geldi. Bu çocuk iyi bir çocuk. Ya benim dışarıdan gördüğüm. Ben şimdi bu adamı tanımıyorum. Yani iç dünyasını bu adamlar nedir, ne değildir durumlarını bilmiyorum. Bizim çocuklara sordum. Abi renk katabilir. Biz bilmiyoruz hani durumu nedir ne değildir. Bilmiyoruz dediler. Ee, bilmiyorum yani. Hani nasıl şimdi rol rolü nasıl değişti? Rolü ne hale geldi? Ee, sanıyorum şu an PP RP yapıyor bu adam. PP RP tabii böyle bir şey bize uymaz. Ama eskiden böyle değildi. Hani normal rol yapıyordu. Şimdi PvP RP ise uymaz. Durumu nedir bilmiyorum. O yüzden biz şimdi adamın durumunu bilmediğimiz için davet etmedik. Bilmiyorum. Bu konuyu bakacağız. Ama kendisi derse ki kral biz ee, normal rol yapmak istiyoruz. Konuşulabilir. Değerlendirilebilir dediğim gibi. Bakılabilir. Ama öyle pvp kafasıysa otobana gelse olmaz tabi. Hani eskiden öyle olmadığı için şu anki durumunu ben bilmiyorum. Şu anki durumu nedir ne değildir bir fikrim yok. Ama bana karşı çok saygılı. Çok efendi bir çocuk bana karşı. Yani bana karşı bir şeyini ben görmedim. Mustafa Efem 50 kişi abonelik etmiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Ey Allah drogom Reis. Çok sağ ol kral. Vallahi coşturuyorlar yayını. Teşekkür ettik. Sağ olsunlar. Ali Aytaş bir kişi abonelik etmiş. O da bayağı bir baba olmuş. Easy Easy çağırmıyor çünkü adam server var. Niye gelsin adam buraya? E bir de easy rol yapıyor mu bilmiyorum. Ne yapıyor ne diyor bilmiyorum yani. Şimdilik arkadaşlar bizim ee, listelerimiz bunlar. E, bir isim daha vardı. O da e, geçen hatta yayınımıza geldi yine. Arada gelir bizim yayınımıza uğrar. Bak yine bana karşı çok saygılı. Bana karşı e, Ya ben adamın kişisel hayatını bilmiyorum. Ne yapmış ne etmiş. Bu adamlar ne yapmış bilmiyorum şey Daimon diye bir arkadaş var. O da hep yayına gelir. Daimon TV'di galiba de. Gelir. Nasılsın Reis? İyi misin? Kolay gelsin. Hani ne yapıyorlar? Ne diyorlar? Onlar rol yapıyor mu? Onların ekibi mi? Yani ne durumları bilmiyorum. Ama hani oynamak isterlerse hani ne, ne şekilde bir düşünceleri var bilmiyorum. Olabilir. Bizim kapımız açık yani. Bu iki isim. Ama rollerine bakılmak şartıyla. Yani hani PvP, RP, otoban RP tarzı bir şey ise bilmiyorum. <laughs> Rokom reisine bir 50 kişi abonelik etmiş ya. Mustafa efede bir 50 atmış. Aha bu yayın yine uçtu. Bu yayın yine evet yine herkes abone oldu. <laughs> Eyvallah krallar teşekkür ediyoruz. Yani sizin anlayacağınız sevgili arkadaşlar. Benim tespit ettiğim ve davet ettiğim isimler bu isimler. Ee... Onun dışında davet edeceğimiz başka isimler de olabilir. Dayı he, five... bak Cengiz Çırdan 5M'i bırakmış. Ama bizimkiler oynamak isterlerse göndereyim onları diyor. Eyvallah dayı oynamak istersen biliyorsun kapımız açık dedim. Bizim Fiko da mı 50 kişi? Oo, bizim Fiko 100 kişi aboneliği 7.70. Eyvallah Fiko. Eyvallah Fiko'cum. Teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Drogom Reis'te 50 kişi abonelik hediye Şimdi arkadaşlar ben elimden geldiğince iyi bir ekip iyi bir ekipler toparlamaya çalışıyorum. Şimdi bunun dışında bizim şu anda borp alımlarımız açık. Şu anda bireysel oyuncu alımlarımızda, ekip alımlarımızda açık. Şu anda oynamak isteyen arkadaşlarımız ee, biz de oynamak istiyoruz biz de o eski Tadı almak istiyoruz diyen arkadaşlarımıza kapımız açıktır ee, sevgili Fikret ve baturay Bu arada bizim yapıyı da birazdan anlatacağım şu anda illegal sorumlularını yaptım onları onları Salvatore'den çıkarttım Salvatore olup yönetimde olan birisi yok ama tabii ki her şey yine benim kontrolümde o yüzden hani ağlayacak gelmesin onu söyleyeyim yani yine Server sahibi benim zaten Ağlayacaksanız baba maçanız yetmiyorsa baron olmak için server açıyorsanız gelmeyin. <laughs> bak maçanız yetiyorsa gelin bak. <laughs> ben burada baron olmak için server açtım ben burada. Bizim şu anda ee, Baturay ve Fikret'e illegal tarafta yazabilirsiniz. Legal tarafta legaller için şöyle bir şey yaptık. Bunu ee, çocuklarla bir araya gelip konuştuk. Aa, birden fazla legal ekip yapıyoruz neden ee, çok şu daha server açılmadan server alakalı çok fazla ill şey legal ekip başvurusu oldu 5 tane legal ekip birden geldi e, şimdi 5 tane legal ekip bu adamlar da oynamak istiyor öyle olunca ne yapacağız dedik mecburen açacağız o zaman legal ekip tarafını şu şekilde yaptım geri kalan kısmı anlatacağım ee, hemen size bir gösteriyorum. Sevgili arkadaşlar, 4 adet legal ekibimiz var. Legal ekipler PD, Park Ranger, SASP ve Şerif. Fakat bunların görev alanları belli ve bunların birbirlerinin alanlarına girmeleri yasak. Yani diyelim, şimdi başka serverlarda ne oluyordu? 4 tane birim mi var? 4 tane birim şehirdeydi anasını satayım. Saçma sapan bir şey vardı. Şehrin içine şerif ne arıyor anasını satayım yani. Abidik gubidik. Bizde bu yasak. Bunların görev yerleri belli. Bunların GPS'leri belli. Diyelim bir tane araba şerif buradan buraya geçti. Kik yiyecek. Onu söyleyeyim. Çünkü bunu sırf sadece bunu tespit etmek için, takip etmek için ekibin içerisinde ayrı bir birim yapacağız. Yani olay şu şekilde. Diyelim PD. Buradan kovalıyor. Buraya gitti. PD şurada yoldan dönecek. Hemen Park Rangers'a diyecek ki sen, SASPA diyecek ki senin görev alanına girdi. Plakası bu sen takip et. SAS Şerif'in bölgesine mi geçti? Diyecek ki Şerif'e sizin görev alanınıza geçti. Siz devam edin. Bunların birbirlerinin bölgelerine geçmesi yasak. Bunlar birbirlerinin bölgelerine geçtikçe atılacaklar. Oynayamayacaklar. O yüzden hepsinin kendi bölgelerinde oynamaları gerekecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu durum böyle zaten. Yani orada da işte burası bilmem ne görev alanı diyor Burada bilmem ne görev alanı diyor Falan filan filan böyle bir düzen var Biz de bu şekilde bir düzen yaptık Beğenmeyen oynamayabilir isteyen oynamasın Durum bu şekilde olacak Onun dışında 4 tane legal birimimiz var dediğim gibi Illegal tarafa Şimdi geçecek olursak Ha legalle alakalı şunu söyleyeyim Berke'yi ekipten çıkarttım Berke şu anda Şeyin başında hükümetin başında Federal hükümetin başında. Fikret'le Baturay illegal sorumluları. Berke ve Berdan legal sorumluları. Ee, PD bizim PD'miz. Salvatore değil ama Borp'un PD'si. Başında Berdan var. Ee, Borp'un şey, PD'nin kontrolü yönetimde. Fakat içerisindeki oyuncular admin değil. Bizim Kakashi'yi falan biliyorsunuz zaten. Pidi 10 numara çocuktur. Oradaki bizim ekiplerimiz, onlar kendi ekipleri güzel bir PD ekibi yapıyoruz. Ee, kaliteli bir PD ekibi yapıyoruz. Diğer 3 tane birim ee, Park Ranger, SAS ve Şerif. Rol bilgisi olan ve legal kökenli. Yani abi biz legal'de oynarız, illegal'de oynarız. Ya biz legal'den sıkıldık. İşte illegal'den sıkıldık. Legal... Yok kardeşim. Şerif ekibi iseniz gelin Şerif olun sıkıntı yok. Ama ya biz bilmem ne aile de bizim ekip sıkıldı. E biz legal'e geçeceğiz. Baba siz burada çete gibi Şerif oynamak istiyorsunuz da ondan. Biz yemiyoruz bunları. O yüzden kaliteli e, bilgisi olan legal bilgisi olan kaliteli ekipleri legal tarafına geçireceğiz. Şerif, Sas ve Park Ranger. PD zaten hazır şu anda. PD'de bir sorun yok. Legal ve illegal ayrımı böyle. Legalde Berke başsavcı hükümeti ona bıraktım. Dedim ki abicim sen bu işi biliyorsun. Yap. Arkandayım. Yapacak. En iyi mahkeme rolleri, adalet bakanlığı rolleri, savcılık rolleri var. Onun dışında server'a şunu da getireceğim. Partili veya direkt partisiz seçim sistemi de olacak. Seçimler de olacak. E, Los Santos valisi de seçilecek oyuncular içerisinde. Daha önce Borg'da biliyorsunuz yapmıştık seçim sistemi. Çok da hoşuna gidilmişti insanların. Yine başkanlık sistemi de, e, Amerikan başkanlığı sistemi de IC olarak olacak. Bu adam OC birisi değil. Legal tarafı Ha bir de legal tarafla alakalı biliyorsunuz e, serverlardaki kaos ortamı çok acayip durumda. O yüzden özellikle legal kurallara da el attım. Kurallara birazdan geçeceğiz. Kurallar yine benim kurallar. Benim yazdığım kurallar zaten. Bu kısmında sıkıntı yok. Şimdi geldik illegal'e. Illegal'de sevgili arkadaşlar. Baron kim? Baron kim? Kim olabilir? Tabii ki ben. Çünkü bunun için server açtım. <laughs> yok baron falan değilim. Arkadaşlar baron biz şöyle bir sistem yapacağız serverda. Şimdi ben baron olmayacağım. Ben baron falan değilim. Çünkü ben baron yani benim bir baron olma isteğim yok arkadaşlar. Ben bunu istediğim zaman zaten istediğim her serverda oluyorum. IC'de oluyoruz yani biliyorsunuz. Şimdi bunları ben bir daha bir daha anlatıyoruz kompleksli arkadaşlar. Tabi bunları maça falan ve çocuk çocuk triplerine giriyorlar da bir oluyoruz zaten. Yani rolde biz istesek oluyoruz. Öyle bir olayımız yok. Şimdi baronu biz admin yapacağız. Admin baron sistemi yapacağız. Fakat baronu daha seçmedik. Baron için e, denge ve rol sağlayacak bir isim seçilecek. Ben bunu daha seçmedim. Aklımda bazı isimler var. Bu bizim ekipten de olmayacak. Kendine güvenen kişiler de olabilir. Biz buna talim izleyen kişiler de olabilir. Bunlar da olabilir. Bilmiyorum daha karar vermedim. Bununla alakalı karar vereceğim. Ama dediğim gibi biz baron falan değiliz. İllegalde sevgili arkadaşlar Prime Borp bölge savaşları var. Bölge savaşlarını kazananlar karteller olabilecek. Bunlar tamamen hak edilerek olacak şeyler. Özel bir saygı sistemi düşünüyorum. Bu saygı sisteminde içerisinde çeşitli rollenecekleri insanların çeşitli görevler alacakları ve bu görevler vasıtasıyla saygı kazanıp daha büyük şeylere erişebilecekleri bir sistem düşünüyorum. Henüz tam olarak netleştirmedim. Öyle bir sistem var. Fakat kartellik için Salvatore aday her zaman. Craft var. Tabii ki var. Board'da craft'ın olmadığı bir board olmaz. Bizim server'ımızda emektir biliyorsunuz olay. Yapabilen tabanca Tüfekler. Otomatik makineler, Tek nine. Sniper. Üretebiliyorsanız yapın babacığım. Craft yapmak isteyene craft devam. Fakat. Roket yok lan ne ya. F16 rol Emir Makarov geliyor. Aa, geliyorum 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 Vito. Geliyorum Vito Salvatore geliyorum. Velhasılı kelam. Yine standart borp çok silahlılık devam. Otomatik tüfekler, SMG'ler, tek nine'ler bilmem neler var. Fakat drive by yok. Drive by yaptığın zaman sıçıyor biliyorsunuz. Artık drive by 2024'te faydamda mümkün değil. Drive by yok. ondan sonra şimdi illegalle alakalı yeni birkaç farm sistemi üzerinde çalışıyoruz. Meslek sistemi üzerinde çalışıyoruz. Aa, keyifli birkaç sistem var. Onu Cüneyt anlatırsa daha iyi anlatacak. O yüzden ben şu an o konuya çok girmeyeceğim. Aa, ama güzel olacak. Ekip sınırı var tabi ki. Ee, minimum 15. Maksimum 40. Ekip sınırı. Bu şekilde ekiplerin hepsi sınırlı olacak. 40'ın üstü artık boku çıkıyor. 40. Tam ideal sayı 40'tır. 40'ın üstü yok. Yok ya yani, bir 60 kişi 70 yok ya 50 kişi falan boku çıkıyor. 40'ın üstü yok bu max 40. Üstü yok. Developer'ımız olacak. Yani direkt developer'ımız olacak. O, o önemli değil onu biz halledeceğiz onunla sıkıntı yok. Ee, ne anlatmadım ki? Ne anlatabilirim şimdi onu düşünüyorum başka şu anda bir size söylemediğim. Ee, sivil olacak tabii ki canım sivilenliği yani, olmasın. Ee, Genk up yok. Fakat diyelim bir aile iki aileye daldı. Gen kaplayabilir. Onda sıkıntı yok. Ha kural kısmına gelecektik. Ekonomi tabii ki yine gerçekçi borp ekonomisi olacak. Abidik gubidik milyarlar milyon dolarlar yok. Yani adam gibi bir ekonomi olacak. Orada güzel olacak. Ee, bir problem olmayacak. Şimdi kural kısmımızda. Biliyorsunuz arkadaşlar ben kuralları borpun kurallarını ben yazıyorum. Kuralların tabs, tamamı bana ait yani. Benim yazdığım kendi kurallarım. Fakat bunu 2024'te artık gözlemlediğim moronluklara göre biraz güncelledim. Biraz yeni yeni şeyler getirdim. Ee, sevgili arkadaşlar. Örneğin şöyle bir kural getirdim. Çünkü PD'ler, daha doğrusu legal ekipler bunu yapıyor. Bizde artık olmayacak da. Bir olay olduğu zaman 3 dakika gelemiyor ekipler. Polisi 3 dakika gelmiyor. İnsanlara bir rol yapsınlar. Anında uçak gibi oraya herkes doluşmasın. 3 dakika Role bir imkan sağlayacağız. 3 dakika sonra tabii ki davran. Aa, Çok önemli bir kural var. Onu size göstermek istiyorum. Bu kuralı çünkü ee, çok insan mağdur oluyor burada ve ee, tabii insanlar çok da bilmediği için bu kuralı yazmamız gerekti, sevgili arkadaşlar. Bunu yeni borçta kesinlikle olması gerekiyordu. Aa, hemen şimdi kuralı size gösteriyorum. Bayağı zor bir kural. Ha, şimdi bu çok önemli bir kural. Rollere force uyguladığınız tespit edilirse uyarılacağınızı uyar alacağınızı unutmayın. Fakat fındıksal force işleme tabi değil. Yani e, force'un tabi çeşitlerini biz e, hakimiz bu konuda. Hani fındıksal force, normal force, anormal force, metasal force, hilesel force. Ben ben beş kişiden haberim yok. Yarısı hile ama ben değilim force gibi çeşitli force'lar var. Bu force'lardan e, biz bunları bir kıvama getirdik. Özel bir Sürüm yaptık. Yeni bir sürüm var bunda. Bunda yeni bir sürüm var. Mesela diyelim ekibinde bir adama hile aldırıyorsun. 3 ee, ay adam ekipte duruyor. Patron yardımcısı falan oluyor böyle. Her şeyi yapıyor bu adam. Ee, sunuculardan banlanıyor. Sen o adamın mesela Discord'unu değiştirtip yeniden sunucuya sokuyorsun. Bu fındıksal force oluyor. Buna biz müdahale edebiliyoruz. Ama diğer force'lara bir bakmamız gerekiyor. Bir incelememiz gerekiyor. Force mu değil mi? Belki bizim bir hatamız var. Bizim de bilmediğimiz bir force olabilir. Bunları hep inceliyoruz sevgili arkadaşlar. O yüzden bakacağız. önemli bir kural. Bu kural önemli bir kural. Kural kitapçığımız dediğim gibi 25 sayfa. Bunu başka sunucular da kullanabilir. Kullanan sunucular var zaten. benim için problem değil abi. Bizim kural ya benim yazdığım kuralları kullanabilirsiniz. Ama bu kuralları kullanın. Şimdi bu kuralları kullanacağız diye serverlara koyuyorsunuz, kullanmıyorsunuz. Lan adamın ekibini iyile çıkarıyorsun falan ve bir şey olmuyor. Yani ya da mesela bizim serverda şöyle bir kural var. OC olarak birisine yardırırsan baba biz yolluyoruz adamı. Anlatabildim mi? Bu kurallar da böyle. Yani bu kuralları işletecekseniz bu kuralları yapın. kullanabiliriz Kullanmanızda bir sakınca yok. Açık kaynak burada koydum yani. İsteyen kullanabilir. ERP ile alakalı güzel bir kuralımız var arkadaşlar. İşte ERP'de ERP yapılmasını bir izleyeceğiz önce. Hep birlikte bir oturacağız. Server olarak bir araya geleceğiz. Herkese bir koyacağız önlerine. Ee, bir tane site oluşturduk bunun için. erphub.com diye bir site var. Bu sitede hep birlikte bir araya geliyoruz. Canlı yayın açılıyor. Bütün oyuncular bir araya geliyor, oturuyor. Bir tane özel bunun için bir e, koltuk takımı satın aldık. Koltuk takımı şuraya arkaya koyacağız. Şurada gördüğünüz gibi. Hep birlikte oturacağız ve bunun bir erp olup olmadığını inceleyeceğiz. Bakacağız acaba nereye girmiş, nereye çıkmış, giren çıkan bir şey var mı, yok mu? Bunları inceleyeceğiz. Bu konuda araştırmamızı yapacağız. En son yönetim olarak el ele tutuşup birlikte karar alacağız. Üç kere bağıracağız. ERP mi değil mi? ERP mi değil mi? ERP mi değil mi? Hep birlikte karar vereceğiz. Bu kararlar bundan sonra buna göre olacak. O yüzden bu da önemli bir kural. Böyle de bir kuralımız var. Asıl bir kuralımız daha var. Bununla bununla ilgili kurumsal çalıştık. Baya kurumsal çalıştık bu kuralla ilgili sevgili arkadaşlar. Bizzati Diyanet'le şu anda görüşme halindeyim. Server'a bir tane e, inşallah olursa bir din alimi alacağız. İnsanların dinini ölçecek. Bunlar dindar mı değil mi? Bunlar inançlı mı değil mi? Üzerine bir tane din alimi bulacağız. Aynı zamanda kendisinin de tabii ki bir ilahiyat mezunu olmasını bekleyeceğiz. Çünkü bakacak şimdi bu araştıracak. Yani acaba bu şimdi bunun dini var mıdır yok mu? Mesela rolde adam diyor ki ee, aman tanrım diyor. Ne tanrısı diyeceğiz? Hangi tanrı? Tanrı manrı, sen ne ayaksın diyeceğiz. Basalım mı evini diyeceğiz. Bu tarz bunu önce hocamıza götüreceğiz. Hocamıza diyeceğiz. Hocam böyle bir adam var. Sen ne düşünüyorsun? Hocamız bize derse ki eğer bu e, bir günah içerisindedir. Hep birlikte bir araya geleceğiz. Üç tane tekkeye gideceğiz. Bu tekkelerde bir araya gelip bir pilavlı sohbet yapacağız. Pilavlı sohbetimiz içerisinde hocalarımıza konuyu açacağız. Diyeceğiz ki hocam biz böyle bir şey tespit ettik. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çünkü sizin ifadelerinize göre biz bir hareket yapmak istiyoruz. Yapacağımız harekette bize yardımcı olun diyeceğiz hocalarımızdan aldığımız bilgileri tutacak mıyız tutmayacağız. Buradan bu bilgileri Diyanet'e göndereceğiz. Diyanet'ten gelecek cevaba göre biz yine kendi aramızda el ele tuturacağız ve birbirimize kenetlenip bir karar alacağız. Bunun da artık bunların hepsinin önüne geçeceğiz. Hepsinin önüne geçeceğiz. Herkes rahat olsun. Hepsini peşindeyiz. Hepsini peşindeyiz. Kesinlikle bunların hepsi artık biz bunların tamamız. Yüce mimar rolüyle alakalı da büyük bir gelişme var. Yüce mimarı sünnet ettiriyoruz sevgili arkadaşlar. Kendisini kendisini sünnetine de bütün servera yine e, ses açacağız. Kendisini dine imana çevirdik diye. Kendisini sünnetini yaptırdıktan sonra sevgili arkadaşlar hep birlikte kendisini e, götüreceğiz. Ve onu bir abdest aldırıp iki rekat namaz kıldıracağız. Ve dine döndürdüğümüz için hep birlikte artık mükemmel insanlar olacağız. Güzel bir yurt kuracağız. Yüce mimar. Artık yüce mimar da demeyecek kendisine. O mümin mimar diyecek. Hayırlı uğurlu olsun. Kendisi de artık şerefli, namuslu, haysiyetli bir insan olmuş olacak neticede. Bu rolü de bir dizi tadında yapacağız. Bizi de tadında da bizi tadında kardeşler. Bunu biz çok iyi yapacağız. Server'ın giriş ekranı sevgili arkadaşlar çok üzerine çalıştık. Bayağı üzerine çalıştık. Eee, telif hakkını şimdi satın alıyoruz. Kurtlar Vadisi 1. sezon. Kurtlar Vadisi 1. sezon. Server'ın şu anda giriş ekranı. Bu konuda ben ee, Necati Bey ile iletişime geçtim. Kendisi de bize izin verdi. Eee, Alemdar oğlu ailesi server'da olacak. Çok önemli bir rolde olacaklar. Serverin giriş ekranında böyle duracaklar. Aynı zamanda bunu peşindeyiz. Bu konuda hiç e, endişeniz olmasın. Bunu da yapıyoruz. Serverin giriş ekranı kabak gibi böyle onu da yapacağız. Tabi bu konuda tabii Drokum Reis'in büyük katkısı oldu. Çünkü telif hakkını ödememiz gerekiyordu. Jendere telif hakkı. Oktay Kaynarca abimizle konuştuk. E, Oktay abi tabi orada biraz e, ya dedi ki arkadaşlar dedi ben dedi bıraktım artık bu işleri dedi. Kendisini bayağı bir bayağı bir ikna etmeye çalıştı. O kabul etmedi. E, Lazya abimizle konuşacaktık. Maalesef kendisi rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Ben rahmet eylesin. Lazya iyiydi. İskender Büyük de maalesef e, rahmetli olduğu için. Ne yazık kendilerini getiremiyoruz. Yani böyle bir durum söz konusu. Kaliteli bir rol Biliyorsunuz ben de rol roleplay'e geçen sene falan başladım zaten. Ee, yani bir sene içinde öğrenebildiğim kadar öğrendim. Ee, Sağolsunlar abilerimizden, büyüklerimizden gördüğümüz kadarıyla bir şey yapacağız. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Siz gönlünüzü ferah tutun. Hepsini yapacağız. Onun dışında sevgili arkadaşlarım. Canlarım, ciğerlerim, güzel dostlarım. Ee, şu anda alımlarımız devam etmekte. Hemen size bir alım kısmımızı göstereyim. Başvuru formlarımız siviller için oluşum olacak arkadaşlarımız, legal veya illegal. Ee, onlar direkt whitelist listle gelebilirler. Hemen sesli mülakat oluyor onlarda oluşumlarda. Ama sivil arkadaşları tabii ki forma sokuyoruz ilk etapta. nam um, nam 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 nam. Dur bakayım nerede ya bu bizim kayıt formu? Ha buldum. Şu anda arkadaşlar başvuru formumuzu serverde oynamak isteyen arkadaşlar başvuru formuna şu an itibariyle hemen başvurabilirler. Evet. oturumu açmadan niye göremiyorum ben bunu ya? Bir saniye arkadaşlar. Şey açıp ee, o, Dur bakayım. Şeyi moduna geçirebiliyor muyduk bunu? Şu anda. Ulan ne ara başvurdu? 100 kişi başvurmuş şimdi. He, ön izleme. Okey. Şu anda arkadaşlar başvuru formu açık. Başvuru formuna şu anda doldurup siz de katılabilirsiniz. Bir linki paylaşalım Gökay'ım. Ee, seri bir şekilde. Başvuru formunu şu an doldurup arkadaşlar. Yaş 17 ve üstü. Aa, 17 yaş ve üstü bütün arkadaşlarımızın hepsini. Kapılarımız açıktır. Dileyen arkadaşlarımız şu anda başvuru yapıp e, hemen servera girebilirler. Arda kankam ne, seni hemen aldık. Ne başvurusu ya? Ha, başvuru seri demiş. Eyvallah. Espor CV'den bir bin lira daha başımız var. Burak Bey formu doldurduk. Taksici Bey için bir onay alınabilir mi? Bu arada Ertan'ı iyi tanırım. Uzun zaman oldu. Onunla görüşmeyeli. Bu vesileyle görüşürüz demiş herhalde. Esports CV Reis. Ben hemen bakarız ona. Hatta bizim Gökay siz bir bakın bakalım. Taksici. Neydi kral senin ismin ya? Taksici yazmıştı buraya Esports CV Reis. Dur bak, o kadar çok bağış maaş bilmem ne geldi ki göremedim. Sen Gökay'a yazsana kral baktıralım. Bu Buko'lar geldi canım. Buko bu ko ne istiyorsa onu yapar. tıp um, tıp 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 tıp. Ulan bir bulamadım ya. Ne Esports TV sen iletişime geç reis. Yok hala. Siyah, siyah adam serverda oynayacak. Siyah adamı davet ettim. Siyah adam benim arkadaşım oğlum zaten. Ya biz onunla bazen ben darılım marılırım ama küs değilim ya. Adamla ben arkadaşım. Pezevenk Martin'i bekliyoruz. <laughs> serverda zaten sıkıntı yok. Galide Galide burada inşallah. Güzel güzel eğleneceğiz. Kapital hazır mı? Demir. Şira. Kapital hazır mı kapital? Siyah adam beni dövüyor mu? Siyah adam dövme çocuğu. <laughs> baron adam. Ya baron adam e e ekiple oynayan birisi değil bildiğim kadarıyla Ertuğrul. Hatta yazayım Ertuğrul'a. Eğer oynamak isterse Ertuğrul tabii ki gelsin. Ama ben baron adamın ekip olayı var mı yok mu? E yoktu yani. Lan baron adam beni silmiş mi oğlum? Baron Adam. Ana beni silmiş la. La baron adam beni niye sildin sen? Ya da ben yanlış mı yazıyorum ya bu adamı? Allah Allah. Baron adamı bulamıyorum ki. Bu adamın nick'i mi değişti ya? Ha. Yo bende ekliymiş. Yazıyorum çıkmıyor. Allah Allah anlamadım valla. Adam Ertuğrul da yazıyorum çıkmıyor. Baran adamda yazıyorum çıkmıyor. Ha, he, e, a, o zaman okey. Okay. Kullanıcı adı başkaymış. Evet. Şimdi bizim aileyle alakalı. Bizim aileyle alakalı arkadaşlar durum şu. Şimdi bizim ailede ben Prime Board'da oynadığım gibi oynayacağım. Yapacağım şey şu. Görünen yüzümüz galeri. Fakat gizli yüzümüz illegal silah satıcılığı. Illegal silah satacağız. Illegal silah satıcılığı nedir? Bunu başka insanlar da eğer isterlerse satabiliyorlar. Craft'taki bazı silahlar illegal silah satıcılarında oluyor. Çok güzel aklımda çok güzel sevkiyat rolleri var. Ee, biliyorsunuz biz şey yapmıyorduk. Yani şimdi serverlarda nasıl oluyor? Illegal silah satıcıları silahları normalde yurt dışından getirir. Ve bunun rolü yapılır. Fakat serverlarda tabi bu yapılmıyor. Bizde nasıl yapılıyordu? Ulan bizde çeşitli operasyonlarla denizden geliyordu. Ne bileyim helikopterlerle geliyordu. Konvoylarla geliyordu gibi 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 şekilde Yine silahlar o şekilde gelmeye çalışacak. Biz de bu silahları ele geçirmeye çalışıp silahları şehre bu şekilde sokmayı deneyeceğiz. Yani çok güzel keyifli rol oluşturacağız illegal silah satıcılığında. Biz de bu silahları alabilirsek inşallah başarılı olursak bu silahları gizli şekilde satacağız. Yani görünen yüzümüz galeri alttaki gizli yüzümüz illegal silah satıcılığı. Ama bizden kimse silah almak zorunda değil gidip bunları krafta üretebilecekler isterlerse. O şekilde güzel olacak. Renk, e, serverda renk kuralı olacak ve siyah rengi mecburi olarak biz alacağız. Normalde ben siyah renk pek kullanan birisi değilim biliyorsunuz. Biz daha çok lacivert ve beyaz renkleri seviyoruz. Şimdi herkes siyahı istediği için e, karar verilemiyor. Mecburi olarak biz siyahı alacağız. Yani en azından millet siyah çökmesin. Ondan dolayı. Yoksa benim siyah diye bir ayrı bir fetişim yok. Yani Öyle bir siyah, illa bir siyah olsun diye bir... E, Abi Lirim ulaşmış. Aynen aynen. Hemen hemen ile görüşsünler. Ben şu an yayındayım tabi ama Lirim reisinin ben oynamasını isterim bizde. Ben ee, Lirim reisi, İdrar reisi rollerini beğeniyorum. Oynamalarını isterim. Umarım gelirler. E, keyif alırlar. Gıda kraftı kafelerde var kanka anlamadım vallahi sia. Şatar Reis'le falan ben şu an tabii yayında olduğum için bizim çocukları hemen talimatlandırıyorum görüşsünler diye. Ay ay bratva 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 hatırlamıyorum. Problem yaşadık mı? İstiyorlarsa gelebilirler tabii ki ya. Kapımız açık. E Dimitri Sanchez'e ulaştık ama Dimitri Sanchez galiba bir arkadaşının serverında başlamayı düşünüyormuş. Kendisi bilir tabii ki ama isterse buyursun gelsin kendisini bekleriz yani. Ay ay ay. Şimdi şatarla galiba şu an görüşüyorlar ne yapıyorlar bilmiyorum. Arkadaşlar arka planda da görüşenler var dediğim gibi. Kavari. Cavani olarak gelir. Ya yani Şu an sıfırlandığı için ekip kendisi gelir. Kaptanı Dimitri'ye söyledim. Kaptan isterse gelebilir diye. Bekleriz diye ama Dimitri gelmez dedi. Kaptan Reis istiyorsa gelsin buyursun bekleriz. Kaptanla da bizim çünkü bir problemimiz yoktu hatırladığım kadarıyla. Kaptan Bey eğer yayını da izliyorsa ekibinden birileri bekleriz. Gelsinler buyursunlar. Kenny ile konuştum Emin'le de. Emin vakti olduğunca gelecek. Ama düzenli bir şey ben Emin'den beklemiyorum. Öyle bir beklentim yok. İstiyorsa tabii ki gelebilir. Ee, i̇stediği zaman Emin'i beklerim. Emin gelecek yani. Ee, ne ne diyecektim? Bir şeyler daha diyecektim ya. Kestenme 50 lira bir bağışımız var. Kankam ben Diyanet rolü yapsam olur mu demiş. Kral demiş. Şimdi biliyorsunuz biz Diyanet rolünü özel bir şekilde seçmemiz lazım. Netice burada e, bunun çok özel bir tespitle yapılması lazım ki ee, çok önemli bir konu biliyorsun. Buna çok dikkat edilmeli yani ona bir şey diyemem. Ama ben sarsılmaz hatırlamıyorum arkadaşlar sarsılmaz. Kimdi ne yaptık onlarla hatırlayamadım Bismillah. Şimdi bizim ekip bizim ekipte de arkadaşlar liste değişti tabi 40'a indiğimiz için. Aa, bizim ekiptekiler Las Taylan Kenny Sıraç Yağız Aurelio Leo Pedro Pedro Lopez Mita, Constantino, West, Demon, Clark, Martino. Burak, Juan, Alex, David, Aslan. Um, Miguel, Felix, Dwayne, Tyson, Martin, Profesör olan. Yorah, Montella, Steve, Bert. Daisy, Bobby. James, Marcus. Gerardo. İki tane Ivan'ımız var. Müthiş şarkıcı, Utham. Cedric ve Luis. Bunlar şu anda bizim Salvatore olarak oynayacaklar. Ee, Vlad dediğim gibi savcı. Okan ve Fikret onlar. Fikret Berdan onlar yönetim tarafında. Siyah adam demiş ki, "Kanka serverda fındık kraftta aktif değilse ben gelmiyorum." <laughs> Kanka be fındık kraftı büyük ihtimalle yaparız. Fındık bahçesine gidip fındık toplayabilirsin. Berdan'ın çok güzel bir fındık karakteri vardı biliyorsun. O da büyük ihtimalle serverde olur diye düşünüyorum ben. Ee... Galiba Ahmet Falcon da geliyor galiba. Ahmet Falcon gel kral gel. Bekleriz. Ekibi galiba şu anda yokmuş. Bir yıldır çünkü roleplay oynamıyormuş. Bence Falcon ailesini de kursun güzel rol yapar diye düşünüyorum ekibiyle de. Hayırlı olsun Ahmet Falcon'a da. Hayırlı olsun. White listini de almış şu anda. Şöyle bir bakıyorum. Başka 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 ne var diye bilmem gereken bir şey şu anda galiba yok. Uzman. Oğlum söylediklerimi bir daha bir daha söylüyorsunuz lan. Mustafa'dan bir önlere başımız var. Kral bugün Vito Cafe'ye geldim. Silivri'den senle falan Toygun abiyle sohbet etmek ne bileyim internet kafede takılmak için falan. Senin çarşamba geldiğini öğrendim demiş. Kral ben her zaman yokum evet ya. Canın sağ olsun canınsa olsun <laughs> Evet var mı sorular şimdi chat sorular alalım bakalım Serisinden bir Borp'la ilgili sorularınızı bir cevaplayalım Açılış. Şimdi arkadaşlar bizim normalde paketimiz hazır. Yani biz şu anda istesek server aktif verebiliriz. Yani şu anda tık diye açabiliriz. Fakat Cüneyt kankam yeni bir paket olduğunu güzel bir paket olduğunu bir inceleyelim dedi bana. O yüzden onunla bir inceleme yapacağız. Bir duruma bakacağız. Cüneyt'le bir araya. Çünkü bugün Cüneyt'le konuşamadık. işleri olduğu için. Onunla bir araya gelip bakacağız. Hani paket olayına. Ya kendi paketimiz zaten hazır hali bizim board paketimiz var miskin paketimiz var. Ya o paketimizle eee Cuma günü dam diye server'ı açarız. Çünkü yarın ben yokum. Çarşamba günü zaten yokum biliyorsunuz. Perşembe günü de eee sunucu tanıtımı yaparız. Cuma günü sunucuyu açarız. Ama yeni paket olayı olursa çok gecikir cumartesi olur. <laughs> Yani server'ı ya cuma gün önümüzdeki cuma günü açacağız ya da cumartesi günü açacağız. Aktifimiz ya cuma ya cumartesi günü. Server'ımızın developer olacak. Kendisine ait developer olacak. işi developerlık olan bir kişi olacak. O konuda kimsenin kafasında bir soru işareti olmasın. Server'ın kendi developer olacak şu an. Onun görüşmelerini sürdürüyoruz. Salvatore malikanesi tabii ki bizim bayıldığımız malikane. O malikanesi de bizim yani bizde bir o malikane sıkıntı yok. Bizim kendi malikanemiz. Merak etmeyin. Ee, orada bir problemimiz yok. Ee, Madrozo v idi galiba değil mi? O malikanede oynuyoruz. Onda bir problem yok. Ekiplere yardımlarımız var. Hem çete hem aile olan arkadaşlarımız için. Patronlara 2 adet e, özel araç seçecekleri. Daha doğrusu bizim onlara vereceğimiz bir Mercedes. Bir SUV. Ekiplerine de iki araç arasından seçim hakkı. 5 araç ee, yardım yapıyoruz. Ya balır ya da ee, başka bir araç daha seçeceğiz. İkisi aracında seçim yapacaklar ama her ekip liderine iki adet özel kendisine araç veriyoruz. Malikanelerini zaten veriyoruz. Malikaneler biz de paralar istemiyoruz. yani. Malikanelerini zaten veriyoruz. O konuda da bir sıkıntımız yok. Şimdi bizim bunu baştan söyleyeyim. Çünkü bu konuda çok fazla bana yazan oluyor. Dostlarımızdan da yazan oluyor. Bizim davet ettiklerimizden de yazanlar oluyor. Arkadaşlar meslek veremiyoruz. Çünkü birinize versem diğerinize niye vermedin olacak? Birine verip diğerine vermesem adaletsizlik olacak, haksızlık olacak. O yüzden meslekleri biz size direkt veremeyiz. Maalesef kusura bakmayın. Bunu söyleyeyim. Yani e şimdi meslek sayısı sınırlı şimdi yani bu tacirliği mekanikleri 5 tane 6 tane mekanik var atıyorum şehirde misal veriyorum. Nasıl ben şimdi bunları direkt dağıtayım? Anlatabiliyor muyum? Yani bunu veremiyoruz mecburen. O yüzden burada tabii ki her serverda olduğu gibi yine satın alım usulü olur. Başka da çünkü bunun bir şeyi yok. Yani ona verip buna vermeme gibi bir olayımız yok. Hem serverın tabii ki giderlerinin karşılanması hem de bu rolü yapmak isteyen insanların bu şekilde bunları satın alarak yapmaları şeklinde olacak. İy... Depo olacak şimdi Depoda mepoda bir sıkıntı yok. Arkadaşlar zaten server biliyorsunuz Borp. Borp'ta hiçbir sıkıntı yok. Arkadaşlar IC satın, satın alma olayını yapmayacağız. Niye? IC olarak adamlara veriyorsun yapmıyorlar. Önemsemiyorlar yapmayacağız. Abeniz olsun. Denedik. Holding yaptım hep herkese. Biliyorsunuz o denemi. Herkese her şeyi direkt açtık. Direkt yaptık yani. Dedi ki şirketini aç ne istiyorsan yap. Yapmıyor adam. O yüzden yok ha. IC, yok ya. Vermiyorsun. Yapmıyor. Yapmıyor. Adam gidiyor silahçı alıyor açmıyor. Mekanik alıyor açmıyor. Tacir oluyor herif. Yapmıyor. Bununla uğraşılmaz yani. Ondan sonra millet mağdur oluyor. Pars ve bir ile görüşmedim ama Pars yani zaten role play oynamıyor. Bir önlerde role play uzun süredir bıraktı bildiğim kadarıyla. O yüzden görüşmedim. Ü dup dup dup. Onun dışında başka ne sorular var bakalım. Nom 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 Ekonomi e kolay bir ekonomi olmayacak tabii ki. Standart board'daki ekonomiler gibi olacak. Ee, normal realistik ekonomi diyeyim yani. Buna çünkü hard medium falan diyorlar. Anlamıyorum ben bu işlerden. Normal bizim kendi borp ekonomimiz olacak. Realistik, gerçekçi bir ekonomi. Silahlar tabii ki e, ve araçların fiyatları binli fiyatlar. Hani 10 bin dolar, 50 bin dolar, 100 bin dolar gibi arabalar olacak. Hani 3 milyona silah yok, 5 milyona silah yok yani. Ee... Evet başka sorularımıza bakalım başka ne gibi sorularımız var sevgili arkadaşlar ah, ah, ah. Mirza Salvatore'den 25 lira bağışımız varmış abi selamünaleyküm board ne zaman açacak ve baran Carlos bey olsun benim ya Şimdi Carlos bey Bildiğim kadarıyla Knight'ta adam baron ee, Yani Adam şimdi orada zaten hali hazırda bir şey yapıyorsa ona gel orayı bırak buraya gel ayıp olur onu diyemem. Ha ama gelmek isterse Carlos. Buyursun gelsin. Çok da keyifli olur bence. Ee, hani adama sen orada onu bırak buraya gel. O ayıp olabilir. Kendisi isterse tabii ki gelir yani. Başımızla beraber. Çakır founder. Nasıl founder lan? Siyah adam server mı sattı? Ulan onu da mı sattın lan? Çakır nasıl founder ya? Ot <laughs> mod işleme falan onlar aynı mı olacak? Yok yeni sistemler var onda. Onları ben perşembe günü göstereceğim size. Canım sağ olsun. Yengeniz gelmeyecek tabii. 7 aylık nasıl gelsin oğlum? Ha, arada çok nadiren gözükür belki. Herkes dostumuz hasım kalmadı kimlerle çatışacağız? Arkadaşlar herkimiz, herkes, dostumuz diye bir şey demedim ben. Bu serverdaki lan ben bu isimlerin yarısıyla çatıştım. Ulan Kazanova ile çatıştım. <laughs> çatıştım. Sanchez ile çatıştım. Minerva ile çatıştım. Kali ile çatıştım. <laughs> Arası satayım. Halil Kankam kapıştık. Yani biz bir sürü adamla kapıştık. Bunun PD'si var, savcılığı var, bilmem ne var. Bir sürü rol çıkar. Aklımda zaten güzel roller var yani. En son filmler ve filmler daha bir rol Rolpe yapacaktı. O da gibi. Yo oynamıyor ya Turan o. Evet o söylüyor ama zaten yapmıyor yani. uh. <laughs> 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 Ay ay ay. Abi SS nasıl olacak? Buraya girem. Ya. <laughs> <laughs> buraya giremezsin diyeceğiz. SS'e sadece fındık girer diyeceğiz. E, fındık atacağız SS'e uzaktan ve öyle SS'e girecek. Yani mancınık sistemi yaptık arkadaşlar server'a. Böyle bir 2-3 kilo fındığı dolduruyorsun mancının için. Ateşliyorsun. Sol site'e yukarıdan giriyor. Girdiği gibi bütün çeteler hepsi onu vuruyor. <laughs> Yok öyle bir şey tabii ki. Sağ site e isteyen girer yani. Öyle sol sayda giremeyeceksiniz falan diye bir şey yok. Sadece sol site ile alakalı um, polisi o bölgeye çok sokmayı düşünmüyorum. PD'yi o bölgede çetelerin birbirleriyle kapışmalarını istediğim için. Hani o bölgenin iktidarını sağlayabilsinler. O bölgede takonun oralarda bir şeyler çevirsinler. Birbirlerine oralarda bir şeyler yapabilsinler diye. Çok fazla oralara polisi sokmayı düşünmüyorum. Çok olağanüstü bir hale olmazsa falan filan Inter Milan yani. Anlatabiliyor muyum? Ee, Canın sağ olasın. SS kardeşliği diye bir şey yok. SS kardeşliği yok. Şöyle bir şey yok arkadaşlar. Sunucuda gank Up'ın her türlüsü yasak. Yani Gang Up yapamıyorsun sunucuda. <laughs> Maloğlu olarak geliyoruz demiş bir tane arkadaş. Değişik bir isim. Ee, gang up olunca da o kadar. Ya Gang up yok evet. Um, Evo, Evo istiyorsa gelebilir ya. Evo kendisi tabii ki dilerse gelir. İii, et, 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 et. Kurallara baksaydık. Baktık. Oğlum kuralları açtım ya lan Kurallar var. Gelin isteyen bakabilir. Discord için developer aramıyoruz. Yok. Yani bir Discord Developer'ı aramamaktayız. Şu anda e, Developer direkt Borp'un kendisinin e, düzenli olarak bakacağı Developer arkadaşımız olacak. E, o olacak yani. <laughs> Bölgelerin seslendirmesini kim yapacak? <laughs> Arkadaşlar yani şimdi Doğmamış bebeğe don biçilen sorulara döndüler. Abi Vito hangi kıyafeti giyecek? Ne bileyim oğlum daha bilmedim daha yani ortada olmayan şeyleri soruyorsunuz. Ne bileyim ben buna nasıl satayım? <laughs> 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 uh, işleyiş formunda Gen serbest mi yazıyor? Belki Borpsi Discord'u olduğu için eski ondan dolayı öyle kalmış olabilir. Gen yasak. Bu arada Utem yeni bir şarkı daha yapmış arkadaşlar. Çocuk şarkı makinesi anasını satayım. Adam harbiden makina. Ee... Bir bakayım. Bir bakayım bir saniye. Yeni parça. Dinlediğim mi size yeni parçayı? Lan 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 Oğlum bana yeni parça attıydı. He buldum. Kapak fotoğrafı da güzel ha. Bakanlara atarım. Kiyonlar. Ben mitos alıyorum. Bu şehrin gerçek sevgi. Seçtiğimiz peygamberler bir bir ortaya çıkıyor. O peygamberler. Ki, is, asa, is, is. Salvatore ile başlar sözlerimiz baştan çıkarır sizi gözlerimiz sanki icat etmiş VDM'i, diye mi bozulmuş dedikleri hileleri açıkta harbiciliği meta yaptı yiyecek mermileri İşin bırakıp toplantıya geldik ama hak etmedi hiç de biri <laughs> Toplantıya çağır vurma bizi boşlarınızda yapacağım yeri birisi ne yaparım çünkü de beyinsizim sonra diyorlar ben deliksizim sizin. delikleri deldi yerine geldi keyifleri Admin Power'dan dedikleri buymuş göz acısı dedikleri Delikleri deldik ne yapalım dedik biz buna bir şarkı yazalım Gidip galerilerini de yakalım Ben bir <laughs> Delik gördük mü deldik Salvatore gönlümü verdim Müdür şuura verdi Laf atanlar özür dilerdi Delik gördük ve geldik salvatore gönlümü verdim yüzüşür şura sözleri verdi lafatanlar özür dilerdi Delik gördük ve delik salvatore gönlümü verdim yüzüşür Şura sözleri verdi lafatanlar özür dilerdi Delik gördük ve delik salvatore gönlümü verdim yüzüşür Şura sözleri verdi lafatanlar özür dilerdi Arkadaş bu çocuk yemin ediyorum makine gibi bir çocuk ya. Arkadaş şarkı makinesi ayağınıza geldi. Bu nasıl bir iş oğlum? Sen nasıl bir adamsın oğlum? Oğlum adam her gün çok güzel şarkılar yapıyor nasıl satayım? <laughs> bir de direkt dan niye çıkarıyor yani anlatabiliyor muyum? Herif çok iyi anasını satayım ya. Vallahi helal olsun. Vallahi helal olsun. Helal olsun. Reis. Hüseyin bu konuda harbiden çok iyi. Çok güzel şarkılar yapıyor. Ee, böyle bekliyoruz. Espor CV'den 50 lira bağışımız var. 2150 kişi akıllarda tek soru. Araçlar 500 basacak mı? Onlar da gerçekçi olacak mı? Arkadaşlar araçlar fındık yakıtı ile gidecek. Ve araçlar 600 ile gidecek. Ee, benzinlik yok. Benzinlik yerine fındık tarlasına gidiyorsunuz. Fındık tarlasında fındık ağaçları var. Ağaçları sallıyorsunuz. Ağaçlardan fındıkları topladıktan sonra 3 kilo 4 kilo arabanın Bagajına fındığı koyuyorsunuz. Araba başlıyor. Ara 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 diye araba çalışmaya başlıyor. Araba çalıştıktan sonra iki kere arabanın içinde ya hak demesiniz de araba gitmiyor. Bu arada onu da söyleyeyim. Bu şekilde arabalar gidiyor. Yeni bir sistem söz konusu server. 600 burada. gidiyor araba. 600'den aşağı gitmiyor. Bilginiz olsun. Güzel sistem değil mi? Bende çok güzel sistemler var serverda. Hey, hey. Bir meslek daha getirdik. illegal fındık satıcılığı. Öncelikle bir delik var. Oraya giriyorsun. Ee, Los Santos'un bu en, en büyük dağ var ya. Orada bir delik var. Oraya giriyorsun. Ee, deliğin içinde gizli bir kutunun içerisinde bir yüzük var. Ee, şey yüzüğü. <laughs> Laz yani, yüzüğü var. O yüzüğü. <laughs> sandığa sokuyorsun sandık açılıyor içinden altın fındıklar çıkıyor bu fındıkları alıyorsun bu fındıkları arkadaşlar fındık tacirine getirip bozduruyorsun bozdurduktan sonra bunları serverda bir tane şey var büyük dede var büyük dedeye götürüyorsun büyük dede seninle konuşuyor sana bunun karşılığında silah veriyor özel bir meslek yeni çıkarttık bunu da bayağı sıkıntılı e, yapması çok zor ee, bunun için en az iki kere komple Kurtlar Vadisi ve Kurtlar Vadisi pusu izlemeniz lazım. Bir kere yarım bölüm izlemeniz lazım. Ezel çünkü Ezel'e herkesin tabii kapasitesi yetmeyebilir. Bir, bir kısım çok az bir Ezel izlemen lazım. Bir ondan sonra da şey izleyeceksin. Şevkat Yerim Dar. Onun tam sezonu izlemen lazım Onu tam bilmen gerekiyor. Ee, o zaman bu rolü yapabiliyorsun. Bunun da şeyi bu. Yani bu, rolü girebilmen için böyle bir izin alman lazım bu şekilde yapabiliyorsun. <laughs> Şevket Şevket 3 kere bitirdim abi kurtlar az yok olur mu? Olur mu? Kral bol bol TRT1 izliyor musun? Şimdi bu önemli bir soru. Vay şuradan dayı. Ya dayı gel dön play e ya. Valla eskilerden var. Bayağı hepsini saydım ya. Bir sürü adam saydım dayı ya. Kali Mali. Minevra falan filan. Bir sürü adı kim? Bortta kim varsa eskiden getiriyoruz geri. Kral. Dayı gel dayı. Şuradan çıkart dayı. Peki sen de koluna Azer <laughs> dönmesi yaptıracak mısın? <gülüyor> <gülüyor> ya Azer. Azer Azer'in sıkıntısı isminde. Azar Al Pacino olmasında. Ya kral senin adın niye Azar Al Pacino? Gözünü seveyim ya. Ya babası loji neydi lan babası İtalyan ne nasıl lan babası Yunan annesi Türk müydü? Babası İtalyan annesi Türk. Eee. Yok lan Yunan bunan da bir şeyler vardı galiba. Ya çok acayip bir hikaye yani. <laughs> ha annesi Yunan, babası Türk, soyadı İtalyan'dı değil mi? Öyleydi evet. <laughs> Word TV olsun kral oraya aktif tutun. Vallahi isteyenler atabilir arkadaşlar. Biz karışmıyoruz. Borp TV falan yapmak isteyenler yapabilir yani. Dilisiz ve sağır olarak gelebiliyorsun. <laughs> Arda kanka vallahi nelerle uğraştık görüyorsun ya. Dedim ya oğlum cücüler geliyor işte cücüler var var. Ne yapıyorum plüstür? Vay 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 vay. bom 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 bir soru daha gece atılan banlar şafak operasyonuyla aniden kaldırılacak mı demiş şey Spor cv gece hangi banlar atıldı ya gece kimi banladık kral ya gece banladığımız kimler la kimleri banladık anlamadım şey diyor şey he. anladım tamam, şimdi anladım tamam yok biz banladığımızı kolay kolay açan bir tarzımız yok biliyorsunuz ya yani bizde ban açma olayları şöyle oluyor arkadaşlar şimdi diyelim biz banladık adamı ee, karşı taraf eğer gelirse derse ki kral biz adamla aramızda çözdük helalleştik o zaman biz bana açarız yani bizde şikayet eden taraf açtırabiliyor bana yani o taraf eğer gelip isterse biz Baz geçtik abi şikayetimizden derse bandı açarız. Ban talepleri. Ban taleplerini bundan sonra paralel yapıyorum kardeşim. He, şeyleri unuttum lan ben. Ee, galiba geliyorlar server onlar da değil mi? Son durum öyleydi sanırım. Ee, çılgın dayılar. Çılgın dayıları galiba söylemeyi unuttum. Yine bana musallat olmak için geliyorlarmış. Dedim tamam gelin. Tamam dedim sıkıntı yok. Ee, gelip bana yine musallat olacaklar galiba. Adamlar bana takık kafayı biliyorsunuz. Dedim tamam gelin kral. Gelin bana yine bir kafayı takın. Ee, çeşitli şekillerde bana e, dalıyorlar. Yine dalmalarını bekliyoruz. Bir şekilde dalıyorlar yani. Vitokafede, evet evet. Vito Cafe'de bir hırsızlık durumu oldu. Ee, bir hırsız. Dükkandan bir mouse çaldı. Polise tabii ki kendisinin eşgalini, şeklini, şemalini her şeyini verdik. Ee, olay artık poliste. E, yakalanacak inşallah. Yakalandığı zaman da acımayacağız kendisine. Söyleyeyim. E, namussuzluktur hırsızlık çünkü. E, Kendisini... E, Polise verdik ya. Yani. Bir de bir tane çakal çukal var. Bu da ee, hesabı ödemeye geliyor. Hesabı da 600 600 lira mı, 550 lira mı neydi galiba? Hesabı ödeyeceğiz zaman, Aa, abi üstümde para yokmuş, para çekip geleyim diyor. İki e, ikimiz birlikte gidelim diyorlar. Bizim de diyor ki o şekilde olmaz. Hani iki kişiler bunlar. İkisi de hesap ödeyecekler. E, diyoruz hani gidemezsin bu şekilde çünkü hesabın var, ne olacak falan. Kimliğini ver. Git gel. Kimliği veriyor vın. 600 lira. Böyle bir hareket yapmaya çalışıyor bu arkadaşta. Kimliği de bizde. Polis arkadaşlar da geldi. Polis abilerimize de anlattık durumu. Ondan da şikayetçi olacağız. Yani böyle salak salak işler yapmaya gerek yok. İnsan gibi insan olsunlar yani böyle saçma sapan. Oğlum dükkanın kameraları var. Dükkanın her yerinde kamera var. Ne sanıyorsunuz siz bu işleri? Anlamıyorum ya. Yani. <laughs> <laughs> Berke Bey bana bir Discord'a bak abi demiş. Bakalım ne olmuş Discord'da hemen. Oğlum bu ne lan? Allah belki bunun ilk başları biraz sakat gibi olabilir sanki ya. Evet bunda sen bir ufak tefek ayarlar yap. Ben bunu açmayayım. Burada biraz belki fazla kaymış ilk başlarda. Bunun ilk başlarına bir düzen yap. Bir şey yap sen. bunlar ya. Yok yok bunun başını bunun başını tutmadım. Yok. Yine bir şarkı türkü var ama burada biraz fazla olmuş artık ya. Artık herif zaten anasını satayım fındık kurduna döndü. Adamı adamı fındık kurdu yaptık anasını satayım artık daha da o kadar da Siktir et. Siktir et ya. Sar ve ona <laughs> Sar ve dilsiz dilenci ama Konuşuyor mu? Nasıl la? ona ne senin? ona abi Ne yazıyor ona Sar ve dil İsmi ne senin? Cicoz abi. O kim ya? Ne yazıyordu? abi. Eee sen konuşuyorsun. Konuşamıyor yazmıyor ki abi. <laughs> oğlum vallahi destek gibi bu. Oğlum bu vallahi billahi destek çok ayrısı oldu lan desteğin. Bildiğin destek oldu oğlum. Oğlum çok güzel. Ne var yani şimdi yayın izliyor. Metanla mı geliyor yani izlemesi ya? Oğlum aynısı lan. Vallahi süper bu. İsmi ne senin? Cicoz abi. Ne yazıyor da? Sar abi. Eee sen konuşuyorsun. Konuşamıyor yazmıyor ki abi. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu çok güzelmiş ya. <laughs> bu harbiden onda var evi chat. Bunu çok beğendim cidden. Bu gerçekten çok iyiydi ya. Ulan ya. Süperdi ya. Hikmet. Valla Hikmet. Uh, Hikmet'i ben hatırlayamadım ismini ya. Hikmet kimdi lan Hikmet? Hangisiydi lan Hikmet? Hikmet. Ha Hikmet şey miydi Atakan Bey? İstiyorsa gelsin lan. gerçi Cüneyt kankama da bir sormam lazım. Cüneyt'e mi sövmüştü? Bana mı sövmüştü? Cüneyt'e sövmüştü. Sonra özür mü dilemişti? Ne olacak? Hatırlamıyorum onu. Cüneyt'e bir sorayım onu. Hatırlamıyorum yani. Bu ara içkiyimden yeni sezon içtiklerini almadım. Bekliyoruz. Hala bir gelen giden yok. Esports TV sen daha de az Server'da arkadaşlar grafik paketleri FPS arttırmak maksatlı olanlar serbest. Ama bu hile gibi olanlar var ya chat onlar yasak. Böyle adamı vuruyorsun, diğer adamlar gözüküyor. Adamı vuruyorsun, adamdan acayip konfetiler çıkıp yeri belli oluyor. Adamı vuruyorsun, arkadan şeyi gözüküyor, çimler olmuyor böyle çalılar gözükmüyor. Falan. Onlar yasak. Yani hile maksatlı olan e, grafik paketleri yasak ama işte gökyüzü olmayanlar var mesela FPS arttırıcı şeyler var yani oyunu düşükte böyle çalıştıran FPS arttırıcı onlar serbest ama böyle çalının içi gözüküyor denizin içindeki adamı görüyorsun dağdan bakıyorsun arkasındakini görüyorsun falan onlar yasak kanat takmak yasak tabii ki yani maymunlar alınmıyor biliyorsunuz maymunlara geçit yok ADK yine aynı. Yani ADK'da e, nasıl da bizim ADK kuralı ADK'yı ilk yaptığı zaman e, iki gün banlanıyordu. ADK'yı bir daha yaptığı zaman bir hafta banlanıyordu. Üçüncü ADK'da perma yiyordu hatırladığım kadarıyla. E, o şekildeydi değil mi lan? Bizim şey, kuralı nasıl da nasıl? Bizim çocuklara bir söyleyeyim biz orada kaç nasıl veriyorduk cezayı diye. İlkinde bir gün, ikincisinde bir hafta, üçüncüsünde permaydı değil mi? Uh. Ali Kral'a ayrıcılık var mı? Yok. <laughs> Ali, kankam, Ali kankam! zaten eskisi gibi değil artık. Daha böyle biraz daha Sağlam yani öyle çok ağır. Ya bir de şöyle ADK'larda. Mesela ADK attın karşı taraf senden şikayetçi değilse bizlik bir şey yok. Yani karşı taraf şikayetçi olmazsa biz en az analiz. birbirlerinin anasını söylüyorlar ne yapıyorlarsa biz bağlamaz. Ama ee, karşı taraf şikayetçi olduğu an o rolün içerisindeki kişiler ceza. Birbirlerinin okeyleşiyorlarsa bizlik bir problem yok yani. Minimum kaç saat Five? E? Valla biz kaç saat alıyorduk ki Five? I? Minimum kaçtı la bizim? 200 müydü 400 müydü? Biz ana şeylere tabi uğraşmaktan bu gibi ufak detaylara pek bakmadık. 200 mü 400 mü? Nini nini unanunununununununun 200müş aynen 200 saat. Yok değiştirdim kaçla? Ha 200 yaptım şu an Tam 200 200 saat artı 17 yaş. Nasıl bir anda yapıyorum ama? Baron olmak için yaptım burada. TSM mi yoksa Team Speak mi? Mustafa Efeciğim zor bir soru ama Team Speak'te karahat getirdik gibime geliyor. Ya TS mecburi bir arkadaşlar ya. Yani keşke voice chatler düzgün sistemler olsa sadece voice chat olsa ama e, voice chat maalesef kaldırmıyor. Voice chat kaldırmadığı için sesler bozuluyor. Voice chat maalesef çalışmıyor adam gibi, yoksa en güzeli voice chat, hiç TS koymayacaksın voice chatten akacaksın. Ama maalesef öyle bir durum var. Grow, Crips, Arkadaşlar ilk başta serverda custom chatimiz ilk etapta yok. İlk etapta Grove, Ballas um, işte Vagos bunların da olması lazım. Bunlar dolduktan sonra custom çeteleri alacağız. Yani Bir de şey de yok. E, 6666 street. 9999 nokta e, oğulları. E, 7777, 277, 8888 e, krev. 6 milyar e, family. Bunlar yok. Adam gibi yapacaklarsa yapsınlar. Kendine güvenen güzel bir Lost MC ekibi bekliyorum açıkçası. Sağlam. Ee, güzel. Role hakim. Güzel Lost MC ekibi de bekleriz.

Konvoy muhabbeti var mı? Ne kral o? Anlamadım konvoy muhabbeti dediğini. <laughs> Abi Warp'un hatırına ilk muzu sokar mısın? Kardeşim 100 kişiye aboneliği hediye eden edersen sana bork muzu sokacağım. Özel bir muz. İtal bir muz. muzu. 100 kişiye abonelik hediye et, Değil mi arkadaşlar? Hemen ithal muzumuzu sokalım. Burada bak bekliyor insanlar. Bak. İçeri adam sokma gibi roller var mı? Arkadaşlar ekipler arası adam sokmak yok. Fakat PD'ye devlete sızdırabilirsin. Bu serbest. Sargan'dan bir Sargan'dan 100 bitimiz var. Kral ben mermici ve silahçı Alex. Aileden ben şimdiden müsaaden alayım. Eğer iznim varsa silahçı veyahut herhangi bir meslek satın alacağım. bizim var mıdır demiş. Ee, Alex bizim... Ha, sen kendin ekip mi açacaksın Serkan? Anlamadım ki lan. Ne, nasıl bir şeydi? Ne istediğini anlamadım lan. Ya, kral ben mermiçe silahçı Alex. Aileden ben şimdiden müsaaden alayım. Silahçı veyahut herhangi bir meslek satın alacağım. Kendin mi yapacaksın yani bu işi? Yap tabii kral sıkıntı yok. Ne istiyorsan yap. Aha. Bunlar da yeni mi çıktı lan? Bizim ekipten bize silahçı mermici almak istiyor. Yok biz silahçı mermici olmayacağız. Kendine yapacaksan yapabilirsin. terbiyesizlik yapanı kendi mekanımızda her yerinden buluruz. Her adamını vururuz. Şimdi beyler, bunu ben bu mi söylüyorum lan? Şimdi ne olduğunu anlamanız Sizi istediği <laughs> an bandırma yerine eksan edin. Arkadaşlar Yok iyi şartım. He burada sizi para parça eder. <laughs> Edemez mi? Vurun oğlum şunları. Vur 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 vur. Salvatore derler konuşursan ağzını da siker ver suç bastan ekibini de eser ver koş ayakları da keser ver Salvatore derler konuşursan ağzını da siker ver suç bastan ekibini de eser ver koş ayakları da keser ver sizin sahibi ne verirsek sadece onu yersin ben bilmem şehrin hakimidir Vito Salvatore Oğlum çok ruhsuz söylüyor be yapay zeka bunu çok iyi söyleyememiş yani cezanın falan kontranın söyledikleri çok daha iyi oluyor. Oradan dedik gel. ben bir ben ve cazibeli biz yapıyorsun işleri harbiden ya. Ben bir ben yapmıştana falan görmüyor çok azal batır edersin. Salvas orada deme bakamazsın. Bir daha gözden de bakamazsın. geri daha içinde Ah bak dayım on geldi. Bak geldi ha. Dayım reis. Dün yayında seninle ilgili konuştuk. Oraları dinledin mi bilmiyorum. Bak borp açıldım mı harbiden kralıyor. Şimdi dayım onun biz bir olay yaşadığımız ben hatırlamıyorum bu adamla. Benim kişisel bir bir şeyim de yok. Senin durumun nedir kral? Biz seninle bir şey yaşadık mı? Ne oldu? Biz, biz seninle bir sorunumuz yok değil mi? Benim bildiğim kadarıyla yok. Bir şey olmuş muydu chat? Vallahi ben hatırlamıyorum da. Kişisel olarak bu adam hakkında bir bilgim de yok. Hani bir problem mi var? Sorun mu var? Ne var bilmiyorum. Kral seninle hiçbir sorunumuz yok bizim. Kral istersen seni de bekleriz Borp'a. Server açıyoruz çünkü. Dilersen Borp stilinde güzel roller hani bizim Borp kalitesinde Borp maksatlı roller yapacaksan seni de bekleriz. Şimdi bizim chatte deniliyor ki abi otoban RP falan filan deniyor. Ya bizim öyle bir konsept söylüyormuşum gibi hissettiriyor bana nasıl satayım. Bir arkadaşlar bugün e, ee, Tuna kankam büyük ihtimalle yayın açacak. Ben de bir tane oyun var. Bu oyunu daha oynamadım çünkü. E, çok da meşhur oldu. Bunu biliyorsunuz değil mi? E, Palworld diye bir oyun. Bunu daha yeni yükledim. Daha açıp oynamadım. E, bakacağım. Bakacağız. Göreceğiz. Bugün Tuna Kankam'ın e, yayınında bunu oynayacağız. Ama Tuna Kankam daha tabii dükkanda. O daha gelmedi. E, bunu oynadınız mı? Kankam bak efsane o derece diyor. E Ardakan gerek birlikte bugün ya sen de gel. Tuna çok beğenmiş. Millet de çok seviyor bu oyunu. Ben hiç daha açmadım yani. Daha oyuna girmedim. Yükledim bıraktım. İyi olur olur. Umarım sarar. Bugün bir deneyeceğim bunu nasıl bir şey diye. Pokemon gibi diyorlar. Pokemon, Ark, Rust. Aa, karışımı bir şey yapmışlar galiba. Yalnız oğlum bu oyun bayağı bildiğim Pokemon bunlar. Bu telif yer bu oyun ya. Bili pokemon ne bunlar nasıl oluyor bu iş ya baya poke topu atıyorsun yaratıkları ee, şey alıyorsun ele geçiriyorsun teliflemeden yapmışlar abi nasıl yapmışlar oğlum bunlar şunlar pokemona benziyor bunların hepsi şu pembe olan falan Baksana tipler la. Şunlar falan acayip Pokemon'a benziyor. Tuna abi de tavuk <laughs> Bugün Tuna kankamın yayınını izleyin. Ee, Kaptan Toygun Tuna zaten. Orada oynayacağız birlikte. Bunların hepsi Pokemon'a çok çok anormal benziyor yani. Bir de Japonlar bu konularda çok hassas olurlar. Bu oyuna iyi telif atmıyorlar ha. Birebir olmadığından deli uğraştır uğraştırmam. Birebiri değil ama sistem bayağı bildiğin aynısı oğlum. Bak şimdi bak. Bunlar böyle ya. Bunlara top atıyorsun. Şimdi atınca göster. Oha bunun atmadı da yok mu? Bir tane çalsın Pokemon'un bir tanesini. Bak bak bak. Aa, gördün mü? Milli Pokemon oğlum bu. Atıyorum poke topunu. İçine giriyor yaratık. Görünüyor oyun ama evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni board ee, fındık atıyorsun adama fındık atarak yanına alıyorsun bakın şöyle fındıklar var paket tanıtımı yapıyoruz bakın fındık atıyorsun fındık atıyorsun hile var ama tabi bunda serbest hileyle sudan gelip fındık atıyorsun alıyorsun bir daha atıyorsun bak bu sarı fındık fındıkların çeşitleri var bu sarı fındık rize fındığı ordu fındığı giresun fındığı Çeşitli fındıklar var. Fındığı atıyorsun. Hop bak sarı fındık. Mesela bu ordu fındığı. Fındığı atıyorsun. Alıyorsun götürüyorsun. Şurada ben size bahsettiğim delik var ya işte o delik burası. Bu deliğe giriyorsun. Bu deliğin içinde bir sandık var. O sandığa sokuyorsun. Yüzüğü. Yüzüğün girdiği sandık burası. Olay bu sandıkta kopuyor yani. Canım. Abi bu oyun bildiğim Pokemon. Yani bunu nasıl bu şekilde yayınlayabilmişler bunu yapmışlar harbiden anlamak çok güç. Ee, çok garip. Bildiğim Pokemon bu çünkü. Ben Pokemon'u çok çocukken izliyordum. Hatırlamıyorum ama karakterler çok benziyor yani. İlginç. Baksana oğlum Pikachu gibi anasın. Gerçi bu Pikachu'nun da formları vardı. Raichu, Mayichu bilmem ne oluyor güzel. Çok güzel lan ama muhabbetleri. Bir de benim uçabiliyor. Ben severim kankam ya yani. bu inme. Binek olayını ben seviyorum. Binek, inme, uçma, gezme, yapı yapma. Sevdiğim bir şey var. Oynayabiliriz yani bunu. Bizimkiler sarmış çünkü. Bana da sağ olsun Twitch'e hediye etmiş oyunu. Teşekkür ederim Twitch'e. Ee, deneyeceğim. Deneyeceğim bugün Tuna'nın kanında deneyeceğim. Evet biraz Zelda'ya da benziyor. Biraz biraz Zelda'ya da benziyor. Game Pass'te de var. <coughs> <coughs> <laughs> Uf, abi hemen 100 abonelik gönderiyorum. Bir muzu görebilir miyim kalite açısından demiş. Eyimcim. Muzu gösteririm ama önce bir bir 50'yi yollarsan muzu gösteriyorum önce. İlk 50'de muzu gösteriyorum. Geri kalan 50'de şeyi muzu sokuyorum. Haberin olsun. İlk 50'de gösteririm. Sonraki 50'de sokarım. Bir butik pasta yapacağım. Temalı olarak teslimini nasıl yapacağım düşündürüyor. Derde teslim ederken kabul görür müsün? Ona göre büyük ve küçük bir çalışma yaparım diye düşündüm. Kral bir butik pasta yapacağı, temalı olacak. Teslimini nasıl yapacak? Kral bana bir pasta mı yapacaksın? Ben tam anlayamadım. Bana bir pasta yapacaksın nasıl mı teslim edeceksin? E, benim kafeye yoluna Kral alırım ben pastayı. Pasta ama bak ben mesela ben nasıl pasta yerim? Ben yaş pasta konusunda arkadaşlar çok cinsim. Yaş pastayı ben çok seven birisi değilim. Sadece çikolatalı olması lazım yemem için. Ya Drogom Reis 50 aboneliği eğim yollayacaktı ya. Ya Drogom Reis yine yaptı yapacağını bak. Tamam Drogom Reis için. Drogom Reis hadi eğim yine iyisin. Tamam. Muz. Kardeşim. Şimdi muz bu. Sevdiğimizdir bir meyve. Muz bu. Devamı geri kalan 50'de. Bu bir mus. Eğimcim. Geri kalan artık Drogom Reis'iz bu işlere şey yapmayın. Alet etmeyin adama. Sen gönderme Reis. O kendisi göndersin eğer sokmamı istiyorsan. Çünkü özel muz ona özel bir şey. Bu tek bir muzu gösteririm dedim. Sıkıntı yok. Gerisi e, destekte yine bir araya geleceğiz. Elere tutuşacağız. <laughs> birlikte el ele tutuşacağız. Hep birlikte bu bir force muzu mudur? Araştıracağız hep birlikte ama. <laughs> ya bana böyle malzeme veriyorlar. Valla komik arası satayım. Gülüyorum. Muz değmesin. <gülüyor> Muz deme artık. Ay ay. Oğlum siz de az değilsiniz chat. Siz de az değilsiniz. Arkadaşlar Ben bizim çocuklarla Bir toplanayım Biz biraz daha çalışalım Biraz daha uğraşalım. Ben bugünkü yayını burada sonlandırayım. Yarın zaten yayınımız yok biliyorsunuz. Görüşmek isteyen ekiplerle falan filan Görüşecekmişiz Bana bu akşamlık bu kadar olsun Müsaade olsun yarın yayınımız yok Perşembe günü büyük ihtimalle herhalde Bir server tanıtmak için servera gireriz diye düşünüyorum Dediğimiz gibi Borp alımlarımız şu an itibariyle açılmış durumda Herkesi sunucumuza bekliyoruz O güzel rol kalitesini O güzel tadı inşallah hep birlikte Çıkaracağız hep birlikte keyifli bir Firewem'in son senesini birlikte geçireceğiz. İnşallah Allah nasip, Allah nasip ederse. Peki kendinize çok iyi bakın. Kim yayında? Vlogs mi yayındaymış? Vlogs GTA mı oynuyor? Nerede oynuyor la? Vlo Yok Vlogs Vlo bizim servera gelmeden Vlogs'ı hostlamıyorum. <laughs> Hadi iyi cümle deneyeceğiz arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. be